Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 6. sınıf matematik sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Asal sayılar ve asal çarpanlarını ayırma. Konumuzu büyütelim. 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısına tam bölünemeyen birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Örneğin 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye gidiyor. 2'den başka çift asal sayı yoktur arkadaşlar. 1 asal sayı değildir. Bir sayının asal çarpanlarını iki farklı yöntem ile bulabiliriz. Birincisi bölme algoritması, ikincisi çarpan ağacı. İnceleyelim. Bölme algoritması. Bakın 120'yi 2'ye bölüyoruz 60. 60'ı 2'ye bölüyoruz 30. 30'u 2'ye bölüyoruz 15. 15 2'ye bölünebilir mi? Bölünemez. Şimdi 3'e geçiyoruz. 15'i 3'e bölüyoruz arkadaşlar. 5. 5'i de 5'e bölüyoruz. 1. Buradaki sayılar arkadaşlar bize asal sayılar bölümünü veriyor. Yani asal çarpanları 2, 3, 5. Asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Bir tane not vermiş bize. Aynı asal çarpanlardan birer tanesi alınır. Şimdi çarpan ağacını inceliyorum. 120 2 çarpı 60'tan oluşuyor. 60 2 çarpı 30'dan oluşuyor. 30 2 çarpı 15'ten oluşuyor. 15 ise 3 çarpı 5'ten oluşuyor. Daire için alınan sayılar asal çarpanlardır. Bakın 120 yine 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5 olarak geldi. Aşağıda verilen tabloda asal sayıların olduğu kareleri boyayınız demiş arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. 1'e ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünmeyecek. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Devam edelim. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 2 basamaklı en büyük asal sayı 1 basamaklı en küçük asal sayıdan kaç fazladır? 2 basamaklı en büyük asal sayı 97'dir. 1 basamaklı en küçük asal sayı 2'dir. Aralarındaki fark 95. 2 basamaklı doğal sayısı asal sayı olduğuna göre üçgen yerine yazılabilecek rakamların toplamı. Yani arkadaşlar bakın onlar basamağında 5 olan asal sayıları istiyor bizden. Burada 53 ve de 59 olabilir. Üçgenimiz 3 ve de 9 değerlerini alıyor. Bunları toplayalım. Cevabımız 12. Birler basamağında 9 olan 2 basamaklı doğal sayısı asal sayı olduğuna göre kare yerine yazılabilecek rakamların toplamı. Birler basamağında 9 olan asal sayıları yazıyoruz. 19, 29, 59, 79, 89. Bakın kare yerine yazılabilen sayılar ne oldu? 1, 2, 5, 7, 8. Bunların toplamı ise 23 olarak geldi. Burada bize iki tane sayı vermiş. Sayıları iki basamaklı asal sayı olduğuna göre üçgen yerine kaç farklı rakam yazılabilir demiş. Arkadaşlar bakın. Şimdi 6 üçgen. İlk önce bunu değerlendiriyorum. 60'lardaki asal sayılar nelerdir? 61 ve de 67'dir. Yani üçgenimiz buradan 1 ve de 7 değerlerini alıyor. Şimdi diğer değere bakıyoruz. Birler basamağında 3 olan 2 basamaklı asal sayılara bakacağız. Buradan 13 ve de 73 oluyor. Yani
Üçgenimiz 1 ve de 7 olmak üzere iki farklı rakam alabiliyor. Aşağıda verilen doğal sayıların asal çarpanlarını bölen listesi yöntemi ile bulunuz ve üssü sayı olarak yazınız. Yapalım. Bunu indirdim, bunu da indiriyorum. 24'ü 2'ye böldüm, 12. 12'yi 2'ye böldüm, 6. 6'yı 2'ye böldüm, 3. 3'ü 3'e böldüm, 1. Yani 24'ün arkadaşlar bakın. 24'ü nasıl yazabiliyoruz? 2 üzeri 3 çarpı 3. Peki 24'ün asal çarpanları ne oldu? 24'ün asal çarpanları 2 ve de 3 oldu. 30'a geldim. 30'u 2'ye böldüm. 15. 15'i 3'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. 30 arkadaşlar nasıl yazıldı? 2 çarpı 3 çarpı 5 olarak buradan 30'un asal çarpanlarını yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 5 oldu. Buraya geldik. Şöyle indirelim. Bunu da indirdik. 70'i 2'ye böldüm. 35. 35'i 5'e böldüm. 7. 7'yi 7'ye böldüm. 1. Yani 70'in asal çarpanları 2, 5, 7 oldu. 70 de 2 çarpı 5 çarpı 7 oldu. Şöyle asal çarpanlarını da aşağıya yazalım. 2, 5, 7. 300'e geldim. 300'ü 2'ye böldüm. 150. 150'yi 2'ye böldüm. 75. 75'i 3'e böldüm. 25. 25'i 5'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. Buradan 300 arkadaşlar. Bakın 2'den 2 tane var. Yani 2 üzeri 2. Çarpı 3 çarpı 5'ten 2 tane var. Yani 5 üzeri 2. Peki buradan 300'ün asal çarpanlarını ne olarak buluyorum? 2, 3, 5 olarak buldum. Aşağıda verilen sayının asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemiyle bulunuz ve üssüz sayı olarak yazınız. 96 arkadaşlar 2 çarpı 48 ile bulunuyor. 48 2 çarpı 24 ile bulunuyor. 24 2 çarpı 12 ile bulunuyor. 12 2 çarpı 6 ile bulunuyor. 6 2 çarpı 3 ile bulunuyor. Bakın kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 96 dediğimiz şey 2 üzeri 5 çarpı 3'tür dedik arkadaşlar. Asal çarpanlarımız ise 2 ve de 3 olarak geldi. Aşağıda bölen listesi verilen doğal sayıları bulunuz demiş bize. Buradaki sayıları çarparak buluyoruz arkadaşlar. Ya da şöyle söyleyelim. Tersten gidelim. 1 ile 5'i çarpıyorum. 5. 5 ile 3'ü çarpıyorum. 15. 15 ile 3'ü çarpıyorum. 45. 45 ile 2'yi çarpıyorum. 90. Yine tersten gidelim. 1 ile 5'i çarpıyorum. 5. 5 ile 5'i çarpıyorum. 25. 25 ile 5'i çarpıyorum arkadaşlar. Kaç yapar? 125. 125 ile 2'yi çarpıyorum arkadaşlar. 250. 250 ile 2'yi çarpıyorum. 500. 500 ile 2'yi çarpıyorum. 1000. Karemiz 1000 olarak geldi. Aşağıda ve aşağıdaki soruları cevaplayınız. 500 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali
şeklinde üssüz sayı olarak yazıldığında üçgen artı kareyi istemiş bizden. Ne yapıyorum arkadaşlar? 500'ü asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 250. 2'ye böldüm 125. Burası arkadaşlar 3'e bölünür mü? Bölünemez. 5'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. Bakın 2 tane 2 yani 2 üzeri 2 çarpı 3 tane 5 yani 5 üzeri 3. Buradan üçgenimizi 2, karemizi 3 olarak bulduk. Bunların toplamı da 5 oldu. 735 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali şeklinde üssüz sayı olarak yazıldığında işleminin sonucunu istemiş bizden. Gelelim arkadaşlar asal çarpanlarını ayıralım. 735'i ben 3'e bölüyorum. Şurayı düzeltelim. 3'e bölüyorum 245. 245'i 5'e bölüyorum. 49. 49'u 7'ye bölüyorum. 7. 7'yi 7'ye bölüyorum. 1. Yani 3 çarpı 5 çarpı 7'den 2 tane var. Bakın üçgenimiz 1 oldu. Karemiz 1 oldu. Dairemiz 2 oldu. Yerine yazalım. 1 çarpı 1 artı 2. Buradan cevabım 3 olarak gelir. Asal çarpanlarının toplamı 10 olan 3 basamaklı en küçük doğal sayıyı istemiş bizden. Asal çarpanları toplamı 10 olabilmesi için asal çarpanlarım 2, 3, 5 olabilir veya 3 ile 7 olabilir. 3 basamaklı en küçük doğal sayıyı istemiş. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 diyorum. Buranın çarpımı 120 yapar veya 3 çarpı 7 üzeri 2 burası da 147 yapar. En küçüğü istediği için 120'yi alıyorum arkadaşlar. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.